dün akşam haberlerde haber paketlerinden birisinden gelen mesaj beni çok etkiledi doğrusu. Polisin narkotik şubesine Molotov kokteyli atılmış. Cesarete bakın. Evet. Yani yani mafya, yani çeteler sokağa çıktı demektir. Polise bile saldırıyor. Böyle bir şey olmadı hiç şeyde, Kıbrıs'ta. Polise saldırı Molotoflu. Evet, aynen öyle. Yani ne bileyim, çok garip bir şey. Çok inanılmaz bir şey. Hesaplaşmalar, parasını tahsil edemeyen insanların mafyaya başvurması. Çeşitli iddialar var işte. Geçen gün kurşunlama hadisesini gerçekleştiren, yani birisini vuran, şükür ölmedi ama yani yaralandı. Sonra bir başka iş yerini ne ateş açan, kurşun yağdıran kişi aynı kişidir deniyor ve büyük ihtimalle bir tetikçidir. Türkiye'den ithal edilmiş bir tetikçidir. Bunlar inanılmaz şeyler. Geçen gün bir şey yurttaşımız eşini öldürdü. Ruhsatsız tabancayla. Nereden çıktı bu tabanca? Bu tabanca bilinmiyor muydu? Birçok defa tehdit ettiği söyleniyor eşini. Bir hafta önce şikayeti var. Tabii bu arada kayınpederine saldırdığı söyleniyor. Yani kontrol altında değil miydi? Bu kadar şiddet eğilimli birisi niye kontrol altında değildi? Niye polis kontrolü yoktu? Eşi şikayet etmiş, öldürecek beni diye herhangi bir koruma yapılmamış. Ha şimdi şunu söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Böyle bir şeyi, böyle bir durumda eşi korumak kolay bir şey değil. Yani ne yapacaksınız? 24 saat nöbetçi mi koyacaksınız? Ne yapacaksınız? Ama yani bu kişi böyle tehditlerde bulunuyorsa onu takip edeceksiniz. Ne bileyim ben, evine baskın yapacaksınız. Yoklayacaksınız. Silahı var mı yok mu bakacaksınız. Yani daha önce kayınpederine silah çekmiş, hiç mi araştırma yapılmadı? Orada kaldı mı her şey? Hala hakkında şikayet var. Niye bakılmıyor? Yani bunlar da herhalde bizim idari hatalarımız. Yani devlet kurumlarımızın hataları. Ama şunu söylemek istiyorum. Sonuçta eğer devlet asayişi sağlayamıyorsa, ki şu anda hükümet olmadığı için zaten devletin asayişi sağlama gibi bir şeyi, hedefi olamaz, bir başarısı gerçekleşemez. Eğer bunu yapamazsa devlet, başkaları devreye girer.